Merhaba, selamlar. Evet, güzel bir giriş oldu, değil mi? Evet, teşekkür ederiz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, gayet iyiyim. Sadece heyecanlıyım. Yani çok ben bu kadar heyecanlandığımı düşünmemiştim ama bayağı bir heyecanlıyım. Herhalde birkaç dakikaya geçer diye umuyorum. Geçer geçer çünkü az önce yayına girmeden de konuştuk. Yani sabahtan beri sandalyenin tepesinde böyle dönüp duruyoruz. Biz de heyecanımızdan. Konuşmanı büyük merakla bekliyoruz. Şimdi sözü sana bırakıyoruz. Çok teşekkürler. Her şeyden önce müthiş bir gün oldu ve bunu gönüllü yapan tüm Agile Turkey ekibine, yani teknikteki herkese çok çok teşekkürler. Çok değerli bir şey yapıyorsunuz çünkü bu bölgede, Türkiye'de gerçekten böyle bir bilincin, farkındalığın artışını ve yepyeni bir modelin, daha yani yepyeni derken aslında var olan ama bu bölge için biraz daha yeni olan bu modelin yaygınlaşmasında çok önemli bir etkileşim. O yüzden çok çok teşekkürler. Çok değerli bir şey. Çok sağ olun. Ben sunumuma isterseniz yavaş yavaş başlayayım. Sunumumda her şeyden önce bu değişim hikayesini anlatacağım ama bu değişim hikayesine beni ne sürükledi? Oradan başlamak istiyorum. Yani kendimi ne kovdurdu? Öyle söyleyeyim. Aslında çok konuşuyoruz ve hep de bütün sohbetlerde, iş hayatımızda, özel hayatımızda, her yerde değişen dünyadan bahsediyoruz. Ve diyoruz ki dünya çok hızlı değişiyor. Değişim hızının kendisi de artarak değişiyor üstelik. Bir taraftan bu vardı, bu cepte. Bir diğer taraftan ben hayatım boyunca bir önceki iş yerimde, profesyonel hayatımda veya Latron içerisinde de hiçbir zaman hiyerarşiye, ünvanlara veya etiketlere ne inandım ne de onlardan çok haz duydum. Onların bürokrasinin özellikle çok böyle negatif bir enerjisinin ve negatif bir stresinin olduğuna inanıp oradan hep uzaklaşan şekilde davrandım. Profesyonel hayatımda da özel işe, kendi şirketimi kurduktan sonra girişimcilik hayatımda da. Bütün bunların üzerine son 4-5 yıldır işte değişen dünya ile beraber kolektif akılın, kolektif yönetmenin önemini gösteren, kolektif bilincin önemini gösteren onlarca da olay yaşıyoruz. Ben en azından öyle yorumluyorum. İşte pandemi veya bütün dünyayı saran işte hastalıklar, bütün bunların hepsi, bütün problemleri, her şeye kolektif bakmak durumunda olduğumuzu bence gösteren işler. Bütün bunları toparladığımda da ben son belki 5-6 yıldır okuduğum kitaplarda, gittiğim eğitimlerde, yurt dışındaki işte okul, üniversitelerdeki gittiğim daha kısa dönemli etkinliklerde hep bu sorunun cevabını aradım. Acaba hiyerarşisiz mümkün mü? Acaba merkezi olmayan bir yönetim mümkün mü? Ve tabii insan bu kadar çok arayınca da yavaş yavaş kendine doğru geliyor. Bugün de konuşmacılardan biri olan çok büyük, inspire ettiğim Pim'in kitabı da dahil olmak üzere Reinventing Organizations, işte Corporate Rebels, üzerine Humanocracy gibi kitapları da okuyarak ve çok değerli bir dostum olan Mehmet, onunla da karşılaşmamın da verdiği şansla bu konunun üzerinde daha fazla düşünmeye, daha fazla zaman harcamaya ve böyle bir çözümün var olduğuna kendimi inandırmaya başladım ve inandım. Tam 9 ay önce de bu yolculuğa, 8-9 ay önce de bu yolculuğa işte Restart Lab ekibiyle birlikte çok daha güçlü ve artık biraz daha çerçevesi belli bir dönüşüm yolculuğuna başladık. Ama ondan daha önce ben buna inanıp bütün bu sistemin değişimine başlayacağımı kafama koyduğumda ilk yaptığım şey kendimi kovmak oldu. Bir odam vardı bu ofiste, böyle çok da güzel büyük bir masam. Oraya gelip her sabah işte patronculuk oynuyordum. Ve ilk yaptığım şey böyle bir title'ı ortadan kaldırıp, yani CEO veya patron veya genel müdür, artık ne derseniz deyin, ama bir kişinin dudakları arasındaki yönetim şeklinden çıkıp ilk önce bir onu yok etmek gerekiyordu. Ki burada empowerment demiyorum çünkü ben gücü birilerine dağıtmadım, birilerine vermedim, ben gücü öldürdüm. Yani öyle bir kişinin veya birkaç kişinin yönetme, merkezi yönetme gücünü öldürdüm. Bu proses de böyle başladı. Biz bu yolculukta ki aslında bu yolculuğa çok farklı veya bu sisteme çok farklı isimler de duyuyorsunuz veya okuyorsunuz, işte self-management en bilinen ismiyle,
Teal Organizations, işte Lalu'nun bahsettiği kitabında, Reinventive Organization'da bahsettiği Teal Organizations, işte Holocracy, Humanocracy gibi aslında bu bahsi geçen işte organizasyon modelinin biz kendi aramızda Latrobe'yi dedik. Çünkü şuna inandık, her şirketin kendi yolculuğu bu ve kendine göre biraz daha terzi usulü kendine göre şekillendirdiği bir yolculuk. Ve bu yolculukta da bunların detayına da gireceğim ama çok kabaca ilk önce tabii ki biz neden varız? Yani bir kültür define ettik, bir kültür oluşturmaya çalıştık. Bugün çok da konusu geçti işte, hem Hayyer'de geçti hem biraz Pim bahsetti. Micro enterprises, yani building startup ekosistem. Daha böyle bölünmüş takımlar ve ekosistem, startup ekosistemi, startup kültürlü bir ekosistem yaratmaya çalıştık. Otonomi zaten bu işin kalbi, kolektif karar verme mekanizmalı, hiyerarşinin olmadığı, otonomi yürüyen bir organizasyon olabilmesi için gerekli tool'ları koordine ettik. Radikal şeffaflık kesinlikle zaten hem trust kültür için hem de birkaç az sonra sıralayacağım birkaç sebepten çok böyle bu işin kalbi. Burada çok yine muhtemelen sorular oradan bana çok geliyor ama bugün de gelecektir diye düşünüyorum. Kişilerin nasıl uyumu, yani çünkü hep biraz daha insanların endişesi, hep bana söylediklerine zaten Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi ya da insanlar buna hazır mı, bu verilen işte yönetime. Burada da kişisel gelişim ve bu sistemin daha sinerjik olabilmesi için Explorer dediğimiz, bu arada bizim bütün çalışanlara kaşif diyoruz. Kaşiflerin bir yolculuğu oldu, bir eğitim yolculuğu oldu. Ve son olarak da pek tabii ki bu çember gelir modeliyle kapanması gerekiyordu. Yani bütün bu söylemler içerideki gelir modeliyle de kapanması gerekiyordu. Ve son 2-3 aydır da bunun üzerine çalıştık. Bugün bir tek burada biraz böyle sürpriz bırakacağım size. Çünkü bu modelin yayınlanması 1-2 haftamız kaldı. Son 1-2 haftadayız. Eğer davet ederlerse belki gelecek sene de onu anlatırım. Ama income model dışında bugün hepsinin böyle birazcık detayına gireceğim. Şimdi pek tabii ki bugün de konuşuldu. Yıllardır da çok böyle purposeful companies, işte purpose driven companies gibi böyle bir sürü isimler olan amaç odaklı, odağına amaç alan şirketleri hep konuşuyoruz ama genelde odağına amaç deyip, az önce Pim çok güzel bahsetti, yine de hedefler ve rakamları konuşan şirketler oluyor. Biz ise gerçekten şu anda ekranda gördüğünüz amaca, yani sıra dışı çözümlerle yeni olasılıklar yaratma amacının etrafında her şeyi kurguladık. Gerçekten ona odağa koyduk. Az sonra bahsedeceğim, bazı radikal kararları bunu odağa koyarak aldık. Dolayısıyla size bu slayttan sonra anlatacağım ve göstereceğim her slaytta tekrardan buraya bir atıf, tekrardan buranın merkezileştirildiğini göreceksiniz. Sıra dışı çözümlerle yeni olasılıklar yaratmak, bu bizim purpose'ımız. Bu senkronizasyon çarkımız diyoruz. Şimdi tabii ki hiyerarşi yoksa, müdür, şef, işte herhangi bir yönetim yöneten insanlar yoksa ya da kurallar, işte birçok böyle yazılı dokümanlar yok ise, bir şekilde de herkesi bir arada tutacak ve senkronize edecek bir şey oluşmalı. Mutlaka bir değerler, amaç ve prensipler silsilesi oluşmalı. Şu anda görmüş olduğunuz çark da Latro'nun ortada gördüğünüz az önceki purpose, amaç, sıra dışı çözümlerle yeni olasılıklar yaratmak. Etrafında bizi bu odağa, yani bu amaca odaklayan değerler, bizi rehberlik eden 5 tane değerimiz. Ve en dışta da bizi aslında bir arada tutan, bir şekilde bizi birbirimize bağlayan kişiler arası kontrat dediğimiz peer-to-peer contract. Yani 2 tane madde, ki bu maddeler bizim birbirimize verdiğimiz söz. Bir arada iyi çalışa, doğru çalışabilmemiz için bir yöneticiye ihtiyaç duymadan, bir herhangi bir denetim mekanizmasına veya denetleyici bir imkan ihtiyaç duymadan birbirimizi bir arada tutan prensipler. Burada işte bütün aslında değerlerimizi,
amacımızı ve prensipleri oluştururken hep birlikte yaptık bunu. Yani bütün şirketçe. Dolayısıyla bunlar da dışarıdan düşünülüp işte marketing ekiplerinin yarattığı şeyler değil. Birlikte workshoplardı. Herkesin ne hissettiği, bütün kendi dünyasındaki hayallerinin ne olduğu, Latro'da neyi gerçekleştirmek istediği ve Latro'yu nasıl bir şirket olarak gördüğünü gibi soruların etrafında birkaç workshop geçirip üzerine haftalarca, onlarca toplantı yaparak sadeleştirerek bu hale getirdik ki bu gördüğünüz şeyin altında her bir kelimenin de iki cümlelik bir açıklaması var. Yani çok da sade aslında. 5 tane değer, 2 tane prensip var. Sadece bu amaç dışında ve her bir değerinde 2 cümlelik bir açıklaması var ki bu çok şey ifade ediyor. Bütün hepimizi bir arada tutan, hepimizi odaklayan, hepimizin doğru karar mekanizmasını bu filtreden geçirmesini sağlayan çok so böyle bir şey. We have to filter all of our decision making. Evet, pardon ben bir şey duydum ama yani bütün karar mekanizmasını evet buradan filtreleyerek yaratabiliyoruz. Şimdi burada iki tanesinden mesela bahsedeyim. Neden ki birbirlerimiz arasında kontrat var? Mesela taahhüt. Diyoruz ki biz sözün değerini biliriz. Verdiğimiz sözü tutmak için elimizden geleni yaparız. Tutamadığımızda proaktif olarak bildiririz. Ya da kolektif management. Yani kolektif yönetim. Biz kararları bir kişi vermez. Nasıl alırız? Veri ve yetkinliği masaya koyarız. Kararlarımızı şeffaflaştırır ve sonunda sorumluluğunu alırız. Yani bireyler arasında taahhüt ve sorumluluk alma gibi çok güçlü el sıkışma var. Ve bu da gerçekten bizi senkronize ediyor. O yüzden bu şekilde bakabilirsiniz buna. Evet, organizasyon şemamız. Yani pek tabii ki hiyerarşinin olmadığı kolektif yönetimde organizasyonel şema diye de bir şey yok. Bir üst yok, bir alt yok. Bizde bir tane bile eksekutif yok. Bir tane bile işte C-level bilmem ne öyle şeyler yok. O yüzden böyle bir sadece herkesin bir arada olduğu bir yapı var. O yüzden organizasyon şemasını da bir göstereyim istedim size. Burada en öndeki Ayşe ablamız bizim her şeyimiz. Onun sayesinde çok da keyif alıyoruz. Şimdi organizasyon şemasından sonra bu da biraz daha aslında yine eski sisteme göre departmanlardan bahsediyor. Yani normal hiyerarşik yapılarda departmanlar olur veya fonksiyonel departman olur. Bu gördüğünüz yapı az önce çok da güzel bahsedilen aslında Pim de çok güzel bahsetti. Mikro şirketçikler ya da daha küçük organizasyonlar her şeyin kararını veren bir arada olduğu ve bizim ekosistem dediğimiz, aslında biz kendimize şirket demiyoruz, burası bir ekosistem diyoruz. Bu ekosistemi oluşturan haplar yani takımlar. Ve burada da özellikle bu görselde fark ettiğiniz gibi kimse kimsenin üstünde değil, kimse kimsenin altında değil, kimse kimseye raporlamıyor, hiç kimse kimsenin hesap sormuyor. Sadece herkesin kendi alanında bir diğer tabii ki takımlarla olan iletişimleri var. Bunun içerisinde yine aynı şekilde partner, supplier, community, NGOs gibi aslında burada olmayan yani Latro'nun fiziksel olarak şirketinde olmayan ama dokunduğumuz her insanda var. O yüzden biz ekosistemle ilgili bir şeyler konuştuğumuzda, bir kararlar aldığımızda bu ekosistem kelimesinin altında birlikte çalıştığımız STK'lardan tutun da tedarikçiler, müşteriler yani stakeholderların, bütün paydaşların tamamından bahsediyoruz. Bu da gerçekten çok böyle yeni ve güçlü bir söylem bu arada. Eskiden shareholder yani sadece şirketin hissedarları iken şirketlerin varoluş amacı. Bugün gerçekten stakeholderlara doğru dönebilenler hem bence survive edecek, ayakta kalacak hem de onlar başarılı olacak. Latro'da tam böyle bir ekosistem. Bütün amacı dokunabildiği, paydaş olan herkesin fayda sağlayacağı bir yaşam alanı oluşturmak. O yüzden ekosistem kelimesini çok değerli buluyoruz burada. Bizim işte birkaç tane takımımız var. Bunlar takımların kendilerine koydukları isimler. İşte ne bileyim tarım takımı kendine Agrolution dedi. Onlar tarımla ilgili uçtan uca bütün kararları alan bir takım gibi düşünün. Ya da işte dikkat ederseniz burada insan kaynakları yok, muhasebe yok, finans yok. Çünkü Latro'da yok. Öyle departmanlar yok.
İşte eğer iç işlerle ilgili birileri bir şeyler yapacaksa hub caring, yani diğer hubların derdini, tasasını halleden, onların yani hub caring'in müşterisinin diğer hublar olduğu ya da müşteriyle ilgili işte lojistik, dışarıya işte tahsilat gibi diğer işleri yapanları da customer caring gibi bütün sistemi takımlara böldük. Yani bir headquarter mantığında satış takımları gibi düşünmeyin bunları. Bunlar gerçekten uçtan uca çözüm şirketleri. Bunların her birinin yapıları şirket. Şimdi biraz daha detayına da gireceğim bunun bir tanesinin örneğin. Ne yetkileri var bu takımların? Aslında sağ alt köşede gördüğünüz gibi bir şirketin yürüyebilmesi için, yönetilmesi için ne yetkisi varsa bu takımların da o yetkisi var. Satın alma, iş geliştirme, stratejik karar verme, satış ve satışla ilgili her şey, P&L'ler, bütün tablolar, karlar, zararlar, her şey, ürün geliştirmeler, R&D'ler, marketing. Belki de en ilginçlerinden biri, hire and fire, yani kendi takımlarına istediklerini alıp istediklerini atabilirler. Kimse bu şirkette, ki en başta ben dahil olmak üzere, hiç kimse herhangi birini işten çıkartamaz. Hatta hiç kimse herhangi birini işe de alamaz eğer hub'lar yani takımlar yani şirketler, mikro şirketler istemiyorsa. Ve üstelik az önce Pim'in söylediğinden ve daha önceki yine biraz daha işte Hayer'den farkımız, bizde takımların da bir başı yok. Yani hani yılda bir değişen veya herhangi bir zaman dilimde değişen bir takımın da başı yok. Tamamen kolektif bir yönetim. Tabii bunun detayları çok uzun, burada bahsetmeyeceğim ama takımların içinde de kolektif karar alma mekanizmalarıyla hareket ediyorlar. Hep birlikte davranıyorlar. Hep birlikte hareket ediyorlar. Burada içeride tabii ki kimsenin pozisyonları da yok. Yani satışçı, muhasebeci, işte ne bileyim laboratuvarcı gibi. Evet, satış yönü güçlü olan, satış rolü yüksek olan biri var ama pozisyonu o değil. Rolü o. Dolayısıyla insanların rolleri var ve bazı kişilerin rolleri daha karışık. Nasıl daha karışık? Biraz satın almanın rolünün olduğu, biraz finans rolü olduğu, biraz da satışın rolü olduğu kişiler var. Ve buna da takımlar kendi içlerinde organik karar veriyorlar. Burada organik kelimesini kullanınca tekrar onun da mutlaka altını çizmek istiyorum. Bütün yaratmaya çalıştığımız sistem de organik, yani yaşayan bir ekosistem olması. Kendi içerisinde kendi kararlarını verirken evrilmesi dönem ve zaman ve gereklilik icap ettiğinde. Ki bu aslında bütün summit'in ana konusu olan agile, yani hani çevik olabilmeleri ama çok çevik olabilmeleri. Hani bazen beyond agile deniyor bu self-management'a. Belki onun altında yatan şey hakikaten çeviklik öyle bir seviyede ki, yani o takım işte kaç kişilik, 5-6 kişilik, 9 kişilik takım gerçekten uçtan uca her şeye karar vermesinin yanı sıra takım içindekiler de uçtan uca konudan haberdarlar. Yani kişiler de öyleler. Burada gerçekten çok daha seri, hızlı ve şey hareket ediyor. Çünkü az önce en başta söyledim. Değişen dünyanın bu bir şartı gibi geliyor bana. Ve bunların bir ritmi var. Az önce işte en başta bahsettiğim gibi otonom bir şekilde hareket edebilmeleri ve yine bizim purpose'a, amacımıza hiç unutmadan hareket edebilmeleri için bir ritimleri var. Bu ritimler haftada, ayda ve 3 ayda bir buluştukları, düzenli yaptıkları toplantılar. Burada bunun dışında isteklerini yapabilirler. Buna biz veya herhangi birisi karışıyor diye değil. Bu sadece bu ritim, ortak bir ritim olarak hani herkesin aynı, yani kalp atışının bir arada olmasını sağlıyor. Ve neydi purpose'ımız, amacımız? Sıra dışı çözümlerle yeni olasılıklar yaratmak. Eğer yeni olasılıklar yaratacaksak, sıra dışı çözümler yapacaksak, bunun merkezine pek tabii ki discovery, yani 3 ayda bir yaptığımız bir şeyi keşfet koyuyoruz. Ve herkese kaşif diyoruz. Yine çok böyle benim de çok değişime uğradığım bir yer var. Biz KPI'lerle yönetiliyorduk, KPI'leri kaldırdık. OKR tam bizim işimiz, işte OKR'ı bekliyormuşuz dedik, bir ay kaldı, onu da kaldırdık. Hedef yok, KPI yok, OKR yok, yani herhangi bir performans kriteri yok. Çünkü tüm performans kriterlerinin pek tabii ki insanları motive ettiği tarafı belki var ama daha büyük zararları bizim inanışımıza göre keşfetme ve kaşiflik duygusunun önüne geçmesi ve denetlenme hissi yaratması. Bunun yerine insan öncelikli, insana güven, yani trust the process denilen onun doğruyu karar vermesine, takımca doğruyu karar vermesine, kolektif bir zihniyete güven
Ve bunları koymak yerine işte Discovery'de 3 ayda bir yaptıkları toplantıda gerçekten experiment yapmalarını önünü aç gibi düşünebilirsiniz bunu. Orada işte takımlar oturuyorlar, fırsatları ve problemleri tam masaya koyup bu fırsatlar ve problemler için sıra dışı nasıl bir çözüm bulabiliriz, nasıl yeni olasılık yaratırız konuşuyorlar. Çünkü arkalarında herhangi bir rakamsal KPI, OKR veya hedef endişesi olmadan gerçekten tüm yaratıcılık ve inovasyon kasları ve bütün yaratıcılık ve inovasyonla ilgili en güçlü tarafları ortaya çıkmış oluyor. Hiç de şu ana kadar en azından çok da iyi gitti bu anlamda. Sonra 3 ayda bir yine her hub kendi içerisinde bu ritmi yakaladıktan sonra bir de senkronize oluyoruz. Share and Learn diye bir etkinlik yapıyoruz her quarter'da. Bunu ofis dışında genelde farklı ortamlarda, en son depomuzda yaptık. Çok da keyifli oldu. Burada da herkes yine çok özgür olarak 20 dakika, yarım saat kendi takımlarında o 3 ay içerisinde istediklerini paylaşıyorlar diğerleriyle. Yani paylaştıkları şey diğerlerine de fayda sağlayacağını düşündükleri başarı hikayeleri olabilir. Fail, yani ciddi başarısızlık hikayeleri olabilir. Bundan diğerleri de çok güzel bir şekilde öğrenmiş oluyor. Herkes birbirine bir hizalanmış veya bir senkronize olmuş oluyor yine tekrar. Aynı zamanda bu etkinliğin bir kısmında da ekosistemi masaya yatırıyoruz. Ve ekosistemi de hep birlikte daha iyi ne olabilir? Ekosistemde her şey yolunda mı? Ne gibi gelişmeler olabilir diye müthiş çıktılar alıyoruz. Yani oradan mesela en son çok basit bir örnek vereceğim. Yine böyle bir şeyden learn etkinliğinde biz her şeyi konuşuyoruz da birbirimizi takdir etmiyoruz diye hep birlikte bir çıktı alındı bu şeyden learn etkinliğinde. Ve birkaç gündür şimdi görüyorum böyle bir takım oluşturdular. Nasıl daha fazla birbirimizi takdir ederiz, takdir kültürünü nasıl arttırırız diye. Şimdi ofisin farklı yerlerinde post-it'ler var. Farklı derken duvarda var, camda var. Post-it'lerde biri yazmış işte X kişiden Y kişiye şunu yaptığın için seni çok takdir ediyorum falan diye böyle her tarafa post-it'ler koymuşlar. Bakın bunları yapan ne bir insan kaynakları, ne bir merkezi bir yönetim, ne CEO bunu düşündü, ne müdürün aklına geldi bir yerde okudu. Bu kolektif bir düşünme tarzından ortaya çıktı. Kolektif akıl, kolektif düşünme tarzı inanılmaz güçlü. Böyle bir güçlü ki hani ben hep bu örneği veriyorum. 5 kişi bir araya geldik. Hepimizin bir gücü var. Ama 5'iniz oturup bir şey yaptığımızda o güç 5 olmuyor. 25 oluyor. Herkesin kendi kabiliyeti, zekası, yeteneği de artıyor kolektif bir araya geldiğinde. Hepsi birbirini besliyor. Burada gördüğünüz gibi haplar arasında bu şeylerin önünde tam olarak onu yapıyor. Evet, işte Latro'nun yolculuğunu anlatırken kültürü tanımlama dedik, onu tanımladık. İşte startup sisteminin nasıl olduğundan biraz bahsettim. İşte otonominin, kolektif karar mekanizmalarının ve kendi ritimlerinden bahsettim. Şimdi geldik kalbine bu işin bence. Radikal şeffaflık. Gerçekten radikal şeffaflık, yani hani eğer bu radikal kelimesi çok önemli. Öylesine bir şeffaflık olursa, şeffaflık öyle bir şey ki benim öğrendiğim ve gördüğüm, ya tam şeffaf olursun ya da şeffaf değilsindir. Hani %80 şeffaflık diye bir şey yok galiba, ya da ben en azından buna inanıyorum. O yüzden radikal şeffaflık diyoruz. Çünkü Latro'da gerçekten, ki biz bir kimya firmasıyız, kimya firmalarının formülasyondur en önemli belki de şeyi, her şeyin açık olduğu, her şeyin işte görülebildiği, karlar, zararlar, bütün işte rakamlar, her şey oradan görülüyor. Bu da tabii ciddi bir güven ortamına, trust'a yol açıyor. Bu da tabii verilerin açıklığı sayesinde karar alan takımların karar mekanizmalarının çok daha doğru işlemesine yol açıyor. Çünkü bütün veriler var. Aslında hiyerarşik şirketlerde kararı yöneticinin daha iyi vermesinin birinci sebebi yetkinliğidir. İkinci sebebi bütün rakamlar ona akıyordur. Niye biraz daha piramidin altına doğru bu karar çok iyi çıkmaz? Çünkü satışçı örneğin bilmiyor ki gerçekten ürünün maliyetini, ürünün nereden nasıl geldiğini, bütün alt detayların nasıl üretildiğini ki kararını kendi doğru verebilsin. Radikal şeffaflık tabii ki karar mekanizmasını çok daha doğrulaştırıyor.
Ve bir de çok önemli bir yer burası. Çünkü en çok sorular da bana buradan geliyor. Bütün şirketlerin korktuğu, patronların veya şeylerin korktuğu, peki kontrol? Yani nasıl kontrol edilecek bu sistem? Bu sistemdeki denetleme nasıl yapılacak? İşte en önemli faydası radikal şeffaflığın. Otokontrol sağlıyor. Hem de inanılmaz daha iyi sağlıyor. Yani bir tane iki tane müdürün kontrol etmesinden çok daha güçlü. Bütün yaptıklarını açarsan 50, 100, 200 kişiye, o zaten herkese açıldığının bilindiği için insanlara çok daha büyük bir otokontrol şeyi getiriyor ki bu doğal ve güçlü oluyor. Yani biri tarafından diktedilen veya birinin birine raporlayarak kontrol etmesi değil, şeffaflaştırarak, çıplaklaştırarak herkesin önündeki o haydettiği, önünde saklandığı bütün her şeyi kaldırıp bütün sistemi şeffaflaştırarak çok daha güçlü bir şeye yol açıyor bu şey. Tabii burada çok önemlilerden birisi kişilerin, özellikle de Türkiye'de yine çok bunu yaşıyoruz, hiyerarşi kültürü ta ailelerden ve okuldan geldiği için gerçekten bu yeni kafa yapısına ve bu iletişim modülüne uyum sağlayabilmeleri için buna da biz kaşif yolculuğu dedik, kaşiflerin yolculuğu dedik. Onlara bir dizi her hafta, her ay neredeyse aylardır bunu yapıyoruz. Onlarca saat, onlarca hafta harcandı. Eğitimler ve skill set, soft skill setler vermeye çalışıyoruz. İşte kişisel farkındalık, geri bildirim kültürü, koçlukla liderlik, psikolojik güven, ne bileyim inisiyatif almayla, inisiyatif alarak etkiyi arttırma gibi başlıklar ve bunların alt başlıklarıyla kişinin bütün o daha önce belki de çok ihmal ettiği, çok kullanmak zorunda kalmadığı, yönetici olmadığı müddetçe skill setlerini 50 kişinin, 100 kişinin tamamına vermeye, verdirmeye çalışıyoruz. Burası da çok önemli bir yolculuğun bireysel, personal development, bireysel gelişimdeki çok önemli bir adımı. Peki şimdi bunların hepsini anlattım. Çok da böyle biraz belki işte hani kulağa güzel geldi ama biraz da romantik geldi büyük ihtimalle. Çünkü ben böyle hissediyorum. Kim aldı sonunda da bakışlar böyle çok romantik, çok böyle güzel bir gülücük oluyor yüzlerde. Yok abi, romantik falan değil. Bayağı bildiğiniz sonuçlarıyla inanılmaz bir ve herkesi geçmesi gereken bence bir yön. Bakın burada işte şeyler, karlılığımızı, işte satışlarımızı ve kaşif sayımızı görüyorsunuz. Son işte yaklaşık olarak bir yılı görüyorsunuz ve son 3-4 aydaki sıçramalara bakın. Biz bu sisteme geçip az önce bahsettiğim döngülere dönüp takımlar oturup kişiler bu bireysel gelişim yolculuklarını tamamlamaya başladıkça her şeyin yönü değişti. Her şeyin rakamı değişti. Bu romantik değil. Gerçekten sonuçlar şu anda Latro'da böyle. Ciromuz inanılmaz yüksek. Bu hatta bir aşk hikayesi diyoruz. Çünkü bu insani boyutta da böyle. Great Place to Work ile ilgili sadece bir şey doldurduk. Hani bir bakalım ne oluyor dedik. Türkiye'de Great Place to Work alabilmişlerin ortalaması 83 iken biz %100 bütün ekip tarafından. Bir diğer ortalamada bütün 20 tane ana başlık içerisinde Türkiye'de Great Place to Work almayı hak etmiş firmaların ortalaması 100'lerinden 80 iken biz 97 aldık. Yani bir üstelik bakın insan kaynakları yok. İnsanla ilgili yapılan tek şey sadece bürokrasiyi kaldırmak. Bazı mesajları var son olarak. Bilmiyorum ne kadar zaman kaldı. Birkaç mesaj okuyalım mı yoksa direkt sorulara mı geçelim? Ama ben şunu arkadaşlara sordurtturduk. Dedi ki yani böyle bir sisteme, self-management'a geçmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Bir cümleyle anlatır mısınız dedik. İşte burada belki birkaç tanesini görebiliyorsunuz. Bilmiyorum, ben mesela bir tanesini okuyayım. Egolarını bir tarafa bıraktığında takım oyunu oynamanın keyfine varacaksın. Bunu bilmeni isterim ve bu sana büyük bir çeviklik kazandıracak, şeffaf olmaya özen göstermelisin Arda. Limitsiz düşün ve sürece kendi içinde ve etrafında keşfedeceğin çok fazla yenilik olacak Aydın. Farkındalık sağlamak için kişisel gelişime katkı sağlayacak şeffaflık, geri bildirim, koçluk gibi konularda eğitimleri tüm ekibinize aldırmalısınız gibi böyle biraz daha işte devam eden insanların fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam yaratın. Kimse kimsenin yükünü taşımıyor, herkes eşit şekilde
ben bunu çok sevdim, sen de seveceksin demiş Ömer gibi, böyle buradaki şeylerin, kaşiflerin tavsiyelerini özellikle böyle bir yansıtmıştım. Çünkü bu sunumu da kolektif yapmak gerekiyordu. Bu sunumun da hani hazırlanması zaten kolektif oldu. Sunumun tüm içeriği bütün arkadaşlar tarafından kolektif bir şekilde yapıldı. Ve en sonunda da herkes bunu gerçekten uygulamak isteyenlere böyle tavsiyelerde bulundu. Bu liste birazcık bu şekilde uzayıp gidiyor. Söyleyeceklerim şimdilik galiba bu kadar. Bilmiyorum sürede ne durumdayız, süreyi göremiyorum ben ya. Bir 10 dakikamız daha var gibi görünüyor Haluk. Tamam, ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Hakikaten böyle günün sonuna yaklaştık. Hepimiz çok yorulduk ama o kadar güzel konulardan bahsettin ki hepimize ilham veren konular, hepimizin enerjisini de yükselttin. Aynı şekilde sorulara da yansımış bu. Şu an kelimenin tam anlamıyla bir soru bombardımanına tutulduk diyebilirim. Umarım önümüzdeki 10 dakika içerisinde soruları bir parça birleştirerek hepsini sormaya çalışacağım sana. Hızlıca istersen başlayayım. İlk lütfen, sorumuzdan. Lütfen. Evet. Canberk Özgür. Kolaylardan başla. Kolaylardan başla. Zorları dur şimdi şey yapma. Vallahi kolay olanlar da var, zor olanlar da. Şaka yapıyorum. En zorunu sor. En zorunu sor. Evet, komik bir soruyla başlayayım ben o zaman. Takımların içsel olarak hiyerarşiden kurtulduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Yani bir gün takım sizi işten kovabilir mi? Kovarsa tepkiniz ne olur? Demiş Canberk Özyurt. Çok güzel bir şey söylemiş. Takım beni, takım derken takımlar birleşmeni. Çünkü benim de bir takım var. Benim takım beni kovabilir. Ben Gardening Cup diye bir takımdayım. Gardening Cup'ın da görevi kültürün ve kültürden bahsettiğim az önceki çarkın içerisindeki her şeyin şirket içerisinde canlı ve bilinir olmasını sağlamak. Yani aslında o kültür elçileri Gardening Cup. Tam da ekosistemdeki gardenerlar gibi, yani bahçıvanlar gibi. Evet, onlar da beni istemezlerse kovabilirler. Buna karşı da tek tepkim Steve Jobs'ın herhalde Apple'daki verdiği gibi olur. Dışarı çıkar, başka bir şey kurarım. Sonra bir gün tekrar geri dönerim. Harika. Steve Jobs da kovulmadı mı? Kendi şirketinden kovuldu. Zaten olması gereken bu. Eğer sistem atıyorsa doğrudur. Gerçekten bir gün beni atıyorsa doğrudur. Çünkü Latro büyüktür Haluk. Net. Süpersin. Hızlıca devam ediyorum ben. İnanç Aydoğan demiş ki bu yapıda çalışan maaşları nasıl belirleniyor? Aynı şekilde Elif'in de bir sorusu var. Alışa geldiğimiz düzende ünvana bağlı maaş politikasına alıştık. Bu yapıda performansa göre mi maaş skalası belirlenmektedir diye. Çalışan maaşlarıyla alakalı paralel sorular. İkisini birlikte yönelteyim sana. Ya işte burası biraz sürpriz dediğim burasıydı. Çünkü burasının 3 aydır çalışıyoruz. Müthiş cevaplarım var. Çok basit bir iki cevap vereyim ama ne olur detayını sormayın. Çünkü daha bizim arkadaşlara açıklamadığımız bir konu. Yani çünkü biz bunun çok arkasında çalıştık. Onlarla birlikte en son oturacağız ve onların da onayını alacağız. Ama bir, performans ölçmüyoruz. Dolayısıyla performansa göre olmamalı. İki, hiyerarşi yok. Dolayısıyla ünvana göre de olmamalı. Birazcık sizi bu sorularla baş başa bırakayım ama müthiş bir arkasında bu felsefeyi inanan, savunan bir mantık var. Ne dedim ben? Sabahtan beri anlatıyorum. Kolektif akıl ve kolektif büyüme, kolektif davranış modeli. O zaman biraz maaşlar, işte paylaşımları da düşünün. Ama şunu bir tek söyleyebilirim, bu net. Pek tabii ki bu sistem eğer kolektifse karın da aynı şekilde dağıtılır olması lazım. O yüzden mutlaka ki kar dağıtılacak. Yani hani şirket sadece çalışanlarına çalışan ve patronlarını zengin etmeye görevi olan kişiler olarak bakmayacak. Bu ekosistem kazandığının bir kısmını hemen şeylerine, onu kazandıranlarına ve tamamına dağıtacak. Tebrik ediyorum gerçekten. Hızlıca devam ediyorum. Mustafa Erkan arkadaşımızın bir sorusu var. Yasal gereklilikleri olan şirketler bu tür bir modele uyabilir mi? Örneğin büyük bankalar için neler tavsiye edebilirsiniz? Demiş Mustafa. Bence kesinlikle uyar. Şimdi tabii hani hukuk bilmeden de çok da böyle şey koyayım da şundan dolayı kesinlikle uyar. Hukuki bir engelli olduğunda onu şeffaflaştıramadığımız yerler bizim de oluyor. Ama zaten o yerlerin inanılmaz şeffaflaştırılması da önemli olmuyor. Orada da şeyi söylüyorsunuz, yani hani hukukun verdiği sınırlardan bahsediyorsunuz. Ama hukuk zaten, yani şeffaflaştırma dediği şey işte karı şeffaflaştırma demiyor zaten. Yani şeyi şeffaflaştırma demiyor. Dolayısıyla sonuçta bireysel bir şeyi paylaşmıyorsunuz. Hep şirketle ilgili bütün her şeyi şeffaflaştırıyorsunuz. O yüzden bence bankalarda dahil mutlaka bir yöntemlerini bulurlar. Bu soruda bir tek şunu da tekrar altını çizeyim. Biz 180 yaşına gelmiş hiyerarşi, 180 yıl olmuş
Tam Ekim ayında 180. yılımızı kutluyormuşuz işte hiyerarşinin. Amerika'da iki tane tren çarpıştığında bir tane mühendisin o tren şirketinde getirdiği bir sistem. O detaya girmeyeceğim. 180 yıldır hiyerarşinin nasıl olacağıyla ilgili 180 milyon çeşit şey düşündük. Üniversitelerde, business school'larda. Fakat şu anda bizim konuştuğumuzu daha 3 tane kitabı var, 8 tane adam var falan gibi daha bunun üzerine oturup bakmadık. Bunu dünyaca üzerine oturup konuşmadık. O yüzden eminim bankacılar her hangi sektörse otursun 180 yıldır hiyerarşiyi nasıl kurgulayacağız diye baktığımızın %1'i kadar buna baksın müthiş çözümler çıkacaktır. Süper, teşekkür ediyoruz. Hızlıca devam ediyorum. Gülşah Geremen'in bir sorusu var. Merhaba. Peki ekosistem büyüyüp genişlediğinde hala lider, yönetici gibi bir kontrole ihtiyaç duymadan devam etmesi için planlanan nedir? Diye bir planlanan, istediği kadar büyüsün. Planlanan çok basit bir şey var. İşte Hayer modelinden örnek vereceğim. 80 bin kişiler, 4 bin tane mikro enterprise'ları var. Dolayısıyla bizim de 4 bin, 5 bin, 10 bin tane olmasının hiç mahsuru yok. Çünkü zaten liderlik veya içerideki o executive seviyenin görevi sayı arttıkça kontrolü arttırmak değil ki. Burada tekrar söylüyorum, otokontrolü şeffaflıkla sağladığınız, herkesin birbiriyle olan iletişimini kurgulayıp çok daha böyle bir amaç, değerler ve prensiplerle yaşatan bir sistem olduğunda bu zaten yaşayan bir sistem oluyor. Yaşayan sistem de istediği kadar büyüsün. Aynı yaşayan bir insan gibi. İnsan yaşlandıkça bir şey de yaşıyor mu? Kalp, ciğer, her şey aynı yerde kalıyor. Sadece birazcık büyüyor. O zaman devam ediyorum. Kar zarar tüm rakamlar görülüyor demiştiniz. Radikal şeffaflık kapsamına maaşların da şeffaf olması dahil midir? Henüz dahil değilse uygulamayı düşünür müsünüz? Şeklinde bir sorumuz var. Uygulamayı düşünüyoruz ve tabii ki maaşlar da şeffaf olacak. O zaten şu anda aynı söylediğiniz gibi şu anda üzerinde çalıştığımız model ilk önce bir devreye girecek. Ondan sonra bir süre sonra da bütün maaşların şeffaflaşması giriyor. Maaşların şeffaflaşması kararı da hani lütfen ters anlaşılmasın ben veriyorum diye değil. Sistemin herkesin hemfikir olduğu, herkesin işte biraz tabii ki burada şeyler oluşabiliyor. Yani herkes bir fikir sunuyor, herkesin anlaması ve bunu özümsemesi gerekiyor. O noktada hazır olduğunda sistem hemen şeffaflaşacak. O bir karar gibi değil, net şeffaflaşacak. Ama zamanı sistemin biraz daha olgunlaşmasıyla da birlikte olacak. Süper. Soruların yanı sıra tebrik mesajları da var bu arada. Şöyle ilk bakışta gördüklerim, dinlerken bir ütopyayı dinler gibiyim. Gelecekte özellikle Z kuşağı için harika bir çalışma modeli. Türkiye koşullarında çok iyi bir dönüşüm hikayesi. Harika yorumlar var. Ben de tebrik ediyorum hakikaten. Agile Turkey Komitesi adına da. Hemen bir soruyla daha devam edelim. Alvin arkadaşımız sormuş. Yeni iş alımlarda takım karar veriyor dediniz. Hiç takımın doğru kişiyi işe almadığı oldu mu? O durumda nasıl bir çözüm yoluna gidiliyor? Ya da bir kişi hakkında bir takım performansı düşük görüyor ise, bir takım yüksek görüyor ise bu durumlarda nasıl karar veriliyor? Şimdi burada da ilk önce ilk sorudan başlayayım. Pek tabii ki olacak. Yani hani bir takım birini seçecek ve performansı istedikleri seviyede olmayacak. O da takımın yine çözmesi gereken bir şey olacak. Takım alıyor, takım atıyor. Burada takım derken de yine kolektif akıldan bahsediyorum. Yani eğer siz 8-10 kişi bir araya gelir ve hepinizin geliri ve bütün işte kendi hayatları birbirine bağlı bir şekilde devam ederseniz o bu şu gibi olur. Startuplardaki co-founder'lık gibi. Startuplarda nasıl ki co-founder'lar birbirlerinin devamlı hem performanslarını hem her şeylerini yukarıya çıkartıyorlar. Nasıl ki co-founder'lardan biri perform etmiyorsa diğer co-founder'lar hadi arkadaşım oradan güle güle o zaman diyor. Onun gibi birlikte co-founder'lar onu yaratıyor. O yüzden bu şey var. Bir takım beğeniyor bir takım beğenmiyorsa o takım atar öbür takıma geçer. Yine ekosistemin gayet organik bir geçişi olur. O zaman o arkadaşa tamam ben doğru takımım buymuş der. Yani merkezi bir şey olmadığında zaten o organik bir şekilde hareket edecektir. Organik yolunu bulacaktır. Evet. Yine farklı mesajlar görüyorum. Sunumu bizlerle paylaşma imkanınız var mı şeklinde bir yorum var arkadaşımızdan. İş için başvurursak kimle görüşeceğiz peki diye soranlar var. Hakikaten inanılmaz bir merak yaratmış durumda sunumunuz. Bülent Bey'in bir sorusu var. İlk önce çalışan... hemen cevap vereyim de çünkü sonra unutabilirim diye. Radikal şeffaflık dedik sunum soruyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın tabii ki yani internetten yayınlarız. Kim işe alır? Herkes. İnsan kaynakları yok. Dolayısıyla Latro'dan herhangi birini Instagram'dan işte nereden ulaşıyorsanız internetten telefonla herhangi birine ulaştığınızda o kişinin de zaten görevlerinden birisi Latro'nun ekosistemine daha fazla kaşifin daha
kültüre de uyan, kültüre fit olan kaşifin girmesi olduğu için biz şöyle söyleyeyim size 60 kişilik bir satış ekibiyiz, 60 kişilik bir İK'yiz, 60 kişilik bir satın almayız, 60 kişilik ne diyorsanız oyuz. Harika hemen. Bir sonraki soruyla devam ediyorum hızlıca. Zamanımızın da sonuna geldik ama birkaç soru daha alabilirim diye düşünüyorum. Bülent Bey'in bir sorusu var. İK'da çalışan biri olarak sormak istedim. Çalışanları geliştirmek için soft eğitimler organize ettiğinizi söylediniz. Herkesin bu yeni hiyerarşi olmayan ekibe uyum sağlayabilmeleri için bunun da kararını yine kolektif olarak nasıl verdiniz, nasıl uyguladınız? Teşekkürler. Kolektif olarak çünkü Gardening Hub'un görevlerinden birisi dedim ya size bu senkronizasyonun oluşmasının devamını sağlamak. Ve Gardening Hub dediğiniz bu arada kim onu da söyleyeyim. Gardening Hub gönüllülerden oluşan her 3 ayda bir de değişen aslında Gardening Hub ekosistemin kendisi. Sadece sayı daha küçük oluyor ki 50-60 kişi toplantı yapıp karar vermekte zorlanacağınız için. Ama Gardening Hub'daki herkes 3 ayda bir devamlı dönüşüme giriyor ki bunlardan biri de ben olacağım. Sadece şimdilik 3-4 dönemlik biraz içeride kalıp bu kültürün o dönüşümünü biraz daha tamamlamasını sağlamak. Bir de bizim işte Restart Lab, Burak ve Mehmet de bu arada onlara binlerce kez teşekkürler çünkü buralara onlar sayesinde geldik. Onlarla birlikte biraz daha bu dönüşümü yapıyoruz. Ama evet bazıları uygun olmuyor. Uygun olmayanları da yine bir şey yapmak zorunda kalmıyoruz. Çünkü kendi sistem kusuyor. Yani dolayısıyla hani çok da böyle toz pembede bir tablo çizmeyeyim. Yani biz işte dediğim gibi 55 kişi falanız. 30 kişi başladık yaklaşık olarak bu yolculuğa. O günden bugüne kadar 12-13 kişi ayrıldı aramızdan. Yani herkes için değil zaten bu. Yani bu evet içinde tutku, fark yaratma isteği, daha biraz daha girişimci ruh, biraz daha asilik, biraz daha bir şey yapmak isteyen gibi böyle biraz işte o bahsettiğim o değerlere inanan kişiler de daha fazla oluyor. Olmayanlarla da yürümüyor yine kendi arkadaşları sayesinde. Buyurun pardon. Estağfurullah. Son bir soru var. Hemen onu da sorup. Hub'ların başarı kriteri nedir diye soruyor Burçin arkadaşımız. Son olarak da bu soruyu alalım. Hub'ların başarı kriteri diye bir şey yok. Çünkü herhangi bir OKR veya şey yok. Ama şöyle düşünün. Yine aynı noktadan geleceğim. Kolektif bir kazanım mekanizmasından söylemiştim ki dediğim gibi detaylarını vermiyorum. Eğer bir hub çok yeterince başarılı değilse sizce diğer hub'lar şöyle bir itirazda bulunmaz mı? Bir dakika arkadaşım ya yani hani bir şeyler yapacağız mı yapmayacağız mı burada diye. Dolayısıyla böyle bir şey mekanizması yok ama evet ortalama çok böyle büyük hayalleri olan insanlarla dolu burası. Ve dediğim gibi o girişimci ruhlu insanlar, tutkulu insanlar zaten otomatikman insani sebeplerden dolayı hemen çıtayı yukarıya koyup çıtanın altında kalanları şey yapmaya başlıyor, dürtmeye başlıyor sistem. Evet. Ki bu çok arada bu iç, çok özür diliyorum, bu iç az önce söylediğim o iç mahalle baskısı diyeyim, kelime galiba bu. İç mahalle baskısı herhangi bir müdürün veya patronun yapacağından çok daha ağır. Yani there is no boss in Latro but everybody is boss. Bu çok daha ağır. Bir tane patron olursa onu manipüle edebilirsiniz. Bir tane patrona iyi görünmek kolaydır. 3 tane müdüre iyi görünmek kolaydır. Bundan 50 tane varsa birazcık zorlandığınız gündür. Dolayısıyla çok daha ağır da bir mahalle baskısı da var yani. Bu sistem o yüzden böyle lay lay lom herkes eller havaya da değil diye. Ben şimdi mesajı da vereyim ki hani şeyde. çünkü öyle de görünmesin. O yüzden romantik değil kısmını koydum. Biz 2016 ciromuzun tamamını geçen ay yaptık.